Selamlar güzel arkadaşım. Ne haber? Nasılsın? Afiyette misin? Şöyle biraz hal tır soralım birbirimizin. Keyifler nasıl gidiyor? Kampımız ne durumda? Sanki şöyle aradan biraz uçanlar kaçanlar oluyor gibi. Aman diyeyim tutayım seni. Birbirimize bir söz vermiştik. 35 gün boyunca bu sıfırdan geometri kampımızda geometrinin altından girip üstünden çıkıp seninle beraber bir geometri altyapısı oluşturacaktık. Artık o geometri sorularından korkmayacaktık ki geometri eşittir üçgenler demiştim. Üçgenler eşittir de e bence benzerlik diyebilirim. En önemli konusunun içerisindeyiz. İlk iki dersimizde üçgende benzerlikle ilgili eşitliği verdik. Benzerliği verdik. Şimdi ise en önemli teoremlerden biri olan Thales teoremine gireceğiz. Daha sonra temel benzerlik teoremini anlatacağız. Çok önemli bir ders bizi bekliyor. Aman diyeyim uçup bir yerlere kaçmayalım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Elimde kalemim önümde sıfırdan geometri kamp kitabına gönder gelsin mi hocam dedim. Ve bu derste iyi güzel arkadaşım Thales teoremin birinci teoreminden bahsedeceğim. Önce Tales teoremi nerede karşımıza çıkar onu inceleyelim. Birbirine paralel en az 3 doğru 2 doğru ile kesildiğinde karşılıklı olarak orantılı doğru parçaları oluşur. Kısacası paraleller arası oranlar eşittir. Buna biz Thales'in birinci teoremi diyoruz. Ne demek istiyorum biliyor musun? 3 tane paralel doğru verildiğinde bunları kesen de iki tane farklı doğru verildiğinde burada oluşan kenar uzunlukları karşıdaki oluşan kenar uzunluklarıyla orantılıdır. Yani A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranı eşittir. Karşılıklı oran oluşuyor. Aynı zamanda ne oranında oluşuyor biliyor musun? Alt alta oluşan uzunlukların Oranı yine karşıda oluşan altı altı oluşan uzunlukların oranına eşittir. Yani A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşittir. Hocam bunun bir ispatını yapalım. Sonra nasıl kullanacağımız hakkında sana biraz fikirler vermeye çalışacağım. Hadi gel şuradaki CD uzunluklarının olduğu doğru parçasını tam şu noktadan geçecek şekilde paralel olarak buraya taşıyalım. Yani bu doğru. Bu doğruya paralel olsun. C uzunluğunu getir buraya taşırım. D uzunluğunu getir buraya taşırım. Hocam bak burası nokta açısıysa burası nokta açısıdır. E bu mavi doğruların hepsi birbirine paralelse buraya çizik açısı dersem Z kuralı gereği burası çizik açısıdır. Buraya küpeli açı dersem Z kuralı gereği Burası küpeli açı olacaktır. E doğal olarak ey güzel arkadaşım. Burada yeşili taradım bu iki üçgen açı açı benzerliği mi oluştu? Hadi gel benzerlik oranlarını yazmaya çalışalım. Nereden başlayalım? Şuradan bir başlayalım. Küpelinin karşısında hangi uzunluk var burada? A uzunluğu var hocam yazdım. Bölü. Diğer üçgende küpelinin karşısında kim var? B uzunluğu var yazdım. A'nın B'ye oranı. Aa bak formülün olan kısmı buradan geldi. Daha sonra hangi açıya geçe geçelim? Çizik açısı. Çizığın karşısında kim var? C var. Diğer üçgende çizığın karşısında kim var? D var. C'nin D'ye oranı ne eşittir? Tamam açı açı benzerliğinden bunu ispatladık. Peki hocam nasıl kullanacağız dersen bak elimize 3 tane paralel doğru verildiğinde bu paralel doğruları kesen 2 tane daha doğru verildiğinde işte senin karşısına bir Thales teoremi çıkıyor. Yani bu doğrular birbirine paralel olacak. Nasıl kullanacağım dersen kenarlarının birini 3 birini 4 birim olarak versinler. Bu kenar 3 birimse bu kenarın baktığı kenarda bu kenarın katı kadar olmalıdır. Yani 3'ün katı yani orantılı olacak. Eğer bu kenar 4 ise bu ka kenarın karşısındaki kenar yine 4'ün katı ol olmalıdır. İşte bak biz bunları oranladığımızda 3 bölü 4. 3 kya 4 k oranladığımızda yine benzerlik oranı olan 3 bölü 4'ü bulmuş oluruz. Yani kısacası herkes karşısındakinin katını almış oluyor. Tamam hocam. Thales teoremi sanki anladık. İspatını da göster. Hayal gel bir başlayalım. Paralel doğrularım var mı? Var. Bak burada paralel doğrularım var. Hemen aklıma ne geliyor artık? Thales teoremi geliyor. Kenarların birbirine oranı. Yani 3'ün 9 oranı. Buradaki kenarların birbirine oranı eşittir. 2'nin x oranı eşittir. Cırsana cırsana sadeleştirdim. 1'e 3. İçler dışlar yaptığında 3 gerekinden x'i kaç bulurum? Aldım? Ya da ne yapıyordum? Karşılıklı olarak oranlayabilirdim. Yani... 3'ün 2 oranı 9'un kimi oranına eşittir? 9'un x oranı. Yine aynı sonuç gelecektir ya. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. İşler dışlar yaptığında 3 kere 2'den yine x'i ne olarak bulmuş olursun? 6 birim olarak bulmuş olursun. Bu paralellik en az 3 doğru paralel olacaktı Thales'te. 3'ten e fazla tabii ki de olabilir. X artı y'nin toplamı kaçtır diye sormuş. Önce gel biz şu paralellikleri alalım. Üçlü paralelliği alalım. Niye biliyorum hocam ben? alt alta oluşan uzunluklar oranı yine alt alta oluşan uzunluklar oranına eşit olacaktır. Hemen şöyle yapalım. İçler dışlar. 9x eşittir 36'dan. Her tarafı 9'a böldüğümde x'i buradan ne bulursun? 4 birim bulursun. Sonra neye bakalım? Sonra bu sefer bu üçlü paralel doğruları alalım. Yine aynı mantık Thales teoremi geçerli. Alt alta gelen uzunluklar oranı yani 9'un 15 oranı yine alt alta gelen uzunluklar oranı eşittir. 6'nın y oranı eşittir. 9'u 3'e böldüm 3. 15'i 3'e böldüm 5. 3'ü 3'e böldüm 1. 6'ı 3'e böldüm. Ne geldi hocam? 2 gelmiş oldu. İşler dışlar yaptığında 5 kere 2'den y'yi ne buldum? 10. E y 10. X 4. Topladım. 14 ile vurdum cevabı B seçeneğine. Geldik şimdi kaçıncı sayfaya? 127'de 10. adım testimize. Önce sen uyguluyorsun. Neye bakıyorsun? Paralellikler var mı? Var. O zaman biliyorum ki burada oluşan uzunluklar oranı, burada oluşan uzunluklar oranına eşittir. Kısacası 3'ün 6'ya oranı, 4'ün x'e oranına eşit olacaktır. E cırsana cırsana sadeleştirdim 2. İçler dışlardan 4 kere 2'den x'i 8. Doğru seçeneği c seçeneği buldum. Geldim ikinci örneğime. Hocam paralellikleri yakaladım. Kesen doğrular var. O halde alt alta oluşan uzunluklar oranı birbirine eşittir. Ya da ne yaparsın? Lan bak pratik bir yöntem daha var. Herkes karşısının katını alır. 2'den kaça çıkmış 6'ya. Kaç katı alınmış? 3 katı. O zaman 3'ten x'e kaç katı alınmalıdır? Yine 3 katı. Bu oran değişmez çünkü oran sabittir. 3 üç 3'ten x'i direkt ne dersen 9. Hadi bu sefer bunu da böyle çözmüş olalım. Doğru seçenek C seçeneği oldu. Geldim 3. örneğime. Hocam bu sefer dörtlü paralellik var. O zaman adım adım gidelim. Önce bu üçlü paralelliği inceleyelim. Bak yeşille göstermiş üçlü paralelliği inceleyelim. Sonra bakıyorum ya alt alta gelen oranlar birbirine eşit ya da pratik olarak şunu da düşünebilirim. Bak 3 6'nın 2 katı ya da 6'dan 3'e kaç kaça bölünerek gelinmiş 2. O zaman 8'den karşı uzunluğa gelinecekse aynı oran olacağı için yine 2'ye bölerim. X'i buradan kaç olarak bulmuş olurum? 4 birim olarak bulmuş olurum. Hadi şimdi bu sefer şu üçlüye bakmış olalım. 1, 2, 3. 3 paralel kesen doğrular var. Yine Thales teoremi devreye gidiyor. Hocam bak 4'ten kaça çıkmış karşılıklı kenarlar 8'e. Bu sefer 2 katı alınmış. O zaman 5'ten kaça çıkmalı? 2 katını aldığında 10'a. Bak pratik yöntemde y'yi burada 10 buldum bu sefer. Y 10. X 4. Topladım. Yine 14 birimde. Doğru seçeneğim. D seçeneği oldu. Geldiğim 4. örneğime. Şimdi paralellikler var. Adam demiş ki bana A artı B bölü C kaçtır diye sordu. Ben şunu demiştim. Thales teoreminde alt altı gelen uzunluklar oranı birbirine eşit. Aynı zamanda herkes karşısındaki kata, karşısındakinin katına eşittir uzunluklarda. Burası 2 ise A'lar demek ki kaçın katı olmalıdır? Demin derse başlarken anlattım. Pratik olarak bunları kullanabilirim. 2'nin katı. Burası uzunluğu 4 ise karşı uzunluk ne olur? 4'ün katı. Buranın uzunluğu 3 ise karşı uzunluk ne olur? 3'ün katı. Hadi gel yerleştirelim. A gördüğüm yeri 2K. B gördüğüm yere 4K. C gördüğüm yere 3K yazarsam. Yukarısı 6K etti. Aşağısı 3K etti. Cırsanın cırsanın K'lar birbirini götürdü. 6 ile 3'ü sadeleştirin. Oha, o halde istenen oran 2 ile doğru seçeneğim C seçeneği oldu. Geldim 5. örneğime. Şimdi bakıyorum. Paralellikler verilmiş. Aklıma Thales geliyor. Adam A çarpı B ile B çarpı C'nin toplamını istemiş. Biz neyi biliyoruz hocam? 6 6 oluşan uzunluklar oranı yani 2'nin B'ye oranı yine 6 6 oluşan uzunlukların oranı eşittir. A'nın 3'ü oranı eşittir. İçler dışlar yaptığında A çarpı B'yi buradan ne bulurum? 6 birim olarak bulurum. E yine buradaki üçlüyü alırsam 3 üç paralelliği yine bu doğrular arasında ne olacaktır? Thales teoremi geçerli olacaktır. B'nin 4'ü oranı B'nin dördü oranı. Yine karşıdaki oluşan uzunlukların parçalarının oranı eşittir. 3'ün C'ye oranı. İşler dışlar yaptığında B çarpı C'yi 4 görüşten ne bulursun? Ki? Adam bana demiş ki A, B'yi bul, buldum efendim onu. B, C'yi E onu da buldum o da iki. Topla demiş. E topladım. Vurdum cevabı C seçeneğini 18'e. Geldim. ÖSYM'e sorar soruma. Aşağıda basamakları birbirine paralel olan. Ya demin çözdüğümüz soruya baksana. Adam almış sana bunun yeni nesil olarak. Artık yeni nesil sorular böyle günlük hayatlar önüne içine yedirmiş. Aslında yukarıdaki mantıkla aynı. Buralara ne koymuş arkadaş? Merdiven koymuş. Aşağıda basamakları birbirine paralel olan bir merdivenin basamakları arası mesafe santimetre cinsinden gösterilmiştir. Buna göre x artı y'nin toplamı kaçtır? E buradaki oluşan doğruların hepsi birbirine paralel. E bu doğruları kesen farklı doğrular var yanlarda. İşte Thales'in girdiği teorem tam da burada kullanılabilir. Deriz ki alt alta gelen uzunluklar oranı yine alt alta gelen uzunluklar oranı eşittir. Yani 20'nin 40 oranı y'nin 60 oranı eşit çıkacaktır. Sıfırları cırsana cırsana götürdüm. Hocam 20'yi 4'e böldüm 5. İşler dışlardan y'yi buldan 6 kere 5'ten 31 birim olarak bulun. Yine aynı mantıkla. Alt alta gelen uzunluklar oranı 40'ın x oranı yine alt alta gelen uzunluklar oranı eşit olacaktır. 60'ın 75'e oranı eşit olacak. Şöyle yapalım. 75'i 15'e bölelim 5. 60'ı 15'e bölelim 4. 4 ile 40'ı sadeleştirelim. 10. İçler dışlardan x'i buradan bu sefer 50 santim bulursun. Adam x'i bul demiş. Y'yi bul demiş. Sonra git onları topla demiş. 80 santimde doğru seçeneğim. E seçeneği olur. Ne yaparız? Geliriz şimdi seninle beraber 11. adıma. Thales'le yolumuza devam edeceğiz. Şimdi hocam 3 tane paralel doğru. O paralel doğruları kesen 2 tane daha doğru oldu mu? Karşımıza ne çıkıyordu? Thales teoremi çıkıyordu. Thales teoremine göre iyi güzel arkadaşım. Adam ne diyor biliyor musun? Burada oluşan uzunlukla A'nın bu alt taban yani şu tabanlar arasındaki farkın oranı yani y eksi x'in oranı yine burada oluşan uzunlukla yani b ile burada oluşan uzunlukların farkını eşittir z eksi y. Aynı zamanda diyor aynı zamanda diyor a'dan b'ye buranın tamamı a artı b'nin tamamı burada oluşan bu tabanla z ile x arasında oluşan taban arasındaki farkın Oranına eşittir. Yani bak bu alttaki denklemle üstteki denklem aynı. Sadece takla atmış hali. Hiçbir şey fark etmiyor. Tamam da hocam hiçbir şekilde bunu anlayamadım. Haklısın zaten ben sana bu formülle çözmeyeceğim çoğu soruyu. İspatıyla çözeceğim. Gel ne yapalım biliyor musun? Şu doğruya paralel. Şuradan bir paralel doğru çekin. Hocam orası paralel olmadı güzel. Şöyle çeksen paralel oldun. biraz benzesin. Paralel olduğunu biliyoruz da. Heh, şöyle çektim paralel doğru. Şimdi en güzel arkadaşım. Burası x birimse. Şurasında ne olmasını bekleyelim? X birim. Burası da ne olmasını beklerim? X birim olmasını beklerim. Durdum. Peki. Buranın tamamı Y birimli. Nerenin tamamı? Bak şöyle göstereyim. Şuranın tamamı Y birimli. Burası X'e geriye ne kalacaktır? Y eksi X. Aynı mantıkla gittiğinde burası X tamamı Z ise geriye ne kalacaktır şuradaki uzunluğa? Z eksi X birim kalacaktır. Birazdan anlatacağım. Thales teoremine göre de. Daha doğrusu temel benzerlik teoremine göre de. Şöyle bir oran var. Kenarların birbirine oranı. Kısanın uzun oranı yani A'nın A artı B'ye oranı tabanların birbirinin oranına eşittir. Y eksi X'in Z eksi X oranına. Bu cepte tamam mı? Aynı zamanda ben sana ne dedim? Kenarların birbirinin oranı, kenarların birbirinin oranı tabanların birbirinin oranına da eşittir. Önce şu dursun bir kenarda hocam. Bak bunu koydum kenara. Bak bunu hocam nerede kullanacağım dersen. Hani formülümüze benzemiyor dersen şu iki ifadeye baksana. Bak şu iki ifadeye bak. A'yı çaprazlama buraya attığımı düşün. A bölü A artı B oldu. Z eksi X'e buraya attığımı düşün. Y eksi X bölü Z eksi X'i yakaladım. Yani ispatın ilk kısmını tamamladım. Peki şu Z eksi Y'yi hocam göstermeyecek misin? Dur onu da göstereceğim. Ama sen benim için kitabın bir üst kısmında boşla. Bir kez daha şu Tales ile ilgili. Şunu bir çiz. İkinci ispatı şuradan göstereceğim. Bu doğruya paralel olacak şekilde bu sefer buradan geçireceğim. Dur tam bir paralel çekmeye çalışayım. Hocam bir türlü paralelini çekemedi. Aa paralel çekemiyorum. Aa bir dakika gençler hop birader ne oluyoruz? Şuradan bir paralel çekeceğim hepi topu. Şöyle dur yana paralel olsun anlıyoruz paralel çekeceğiz. Ha, tam şu köşeden geçtik tamam şimdi güzel oldu. Şimdi bu doğru bu doğruya paralel olsun. E doğal olarak ey güzel arkadaşım buradaki A uzunluğunu getirir buraya taşır mıyım taşırım. Buradaki B uzunluğunu getirir buraya taşır mıyım taşırım. Durdum. Şu uzunluğumun tamamı Y birim değil mi? E o zaman buranın tamamı da Y birim olur. E x'i buradaysa geriye ne kalır? Y eksi x. Aynı mantıkla gidersen bu uzunluğun tamamı y ise şuranın tamamı y'dir. E, tamamı bu uzunluğun tamamı ise geriye şuraya ne kalır? Z eksi y kalır. Şimdi e güzel arkadaşım. Bak buraya nokta açısı dersem burası da noktadır. E bütün mavi doğrular birbirlerine neydi? Paraleldi. E doğal olarak buradan şuraya çizik açısı dersem ters z'den çizığı buraya taşırım. Buraya küpeli açı dersem ters z'den buraya küpeli açıyı taşımış olurum. Durdum. Şimdi hocam nokta açısının karşısında kim var burada? Y eksi x var. Yazdım. Y eksi x'in. Burada nokta açısının karşısında kim var? Z eksi y var. Z eksi y oranı. E bak küpelinin karşısında kim var burada? A var. Burada küpelinin karşısında kim var? B var. A'nın B'ye oranı eşit. Al diğer kısmını da ispatlamış oldum. E güzel arkadaşım. Gel buradaki A'yı buraya taşı. Oradan A bölü B'yi yakalar mısın? Yakalarsın. Z eksi de tabana indir. Y eksi X bölü Z -Y gelir mi? Gelir. İşte buradan yazdığımız bu formül asıl buradaki yaptığımız benzerlikten gelen ispatı vardır. Ama kısacası. Hocam ispatıyla çözeceğim. Ama arada da pratiklik olsun istiyorsam şöyle düşünebilirim. Bu A'nın B'ye oranı, kenarların birbirine oranı. Ben şunu biliyordum. CD olarak verdiğimde C'nin D'ye oranı eşit. Karşı kenarların oranı eşit. Thales'in birinci teorim. İkinci teoremden şöyle düşüneceksin. Buradaki büyük uzunluk, buradaki küçük uzunluk. Tabanlar farkı, Y'nin X'e farkı, Z'nin Y'ye farkına yine ne olur? Eşit olur. Anlaştık mı ey güzel arkadaşım? Eğer sen bunu buradan başlatıp <laughs> Özür dilerim. Buradan başladım. Buraya gelmek istiyorsan bu sefer ilk parçayı A alırsın. İkinci parçayı A artı B alırsın. İlk parçayı A aldığında bu aradaki farkı alırım. Y eksi X. Sonra A artı B aldığımda Z'den X'i çıkarak alt taban uzunluklarını çıkarıyor gibi Z eksi X yazarak yine bulmuş olursun. Anlaştık mı? İyi güzel arkadaşım. Şimdi sorular üzerinde göstereceğim ben sana. Paralellikler verilmiş. Adam Z'nin X'e Z-x'in y-x e oranı Z-y'nin y, y x'e oranını sormuş. Hadi gel önce ispatla çözmeye çalışalım. Şöyle yapalım. Bu doğruya paralel şuradan bir paralel doğru çekelim. Hocam bir paralel çeksen ne güzel olacak. Çektim mi? Çektim. Burası 4 birimse o 4 birim buraya taşıdım. Burası 8 birimse o 8 birim buraya taşıdım. Buranın tamamı ise e, Şurası da ne olur? Burası da x olur. Tamamı y ise geriye ne kalır? y-x Hocam burası x e, burası x'tir. Tamamı z ise buraya ne kalır? z-x eksi kalmış olur. E, ben şunu biliyorum. Kenarların kısanın uzun oranı yani 4'ün 4 artı 8'den 12 oranı y eksi x'in tabanların birbirinin oranı eşit olacak. y eksi x'in z eksi x oranı. E zaten benden bunu istememişim bak. E istemiş. Ne gelir buradan? 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e böldüm 3. O, o hali istenen oran 1 bölüştür dedim. Yapıştırdım. Geldim şimdi diğer kısma. Ben tekrardan sildim burayı. Bak tekrardan siliyorum burayı. Bu sefer ispatın ikinci ispat kısmından çözeceğim. Yani nasıl geçelim Bu paralel doğruyu şu noktadan geçecek şekilde paralellik çekelim. Nereden çekeyim? Şöyle çekmiş olayım. Tamam çektim. Yani diyorum ki bu doğru, bu doğruya paralel olsun. E buranın tamamı y birimse, e burası da y birim olacak. Burası x'e geriye ne kalır? Y eksi x. Buranın tamamı y ise, buranın tamamı da y'dir. Şu tamamı z olarak verilmiş. Şuraya ne kalacaktır? Z eksi y kalacaktır. Şimdi durdum. Hocam bak burası nokta açısı, burası nokta açısı. Burası çizik açısı ise z kuralı çizik. Burası küpeli ise z kuralı. Burası ne olacaktır? Küpeli açı olacaktır. Küpelinin, bu yukarıdaki üçgende kimi görüyor? Dört. Bu üçgende küpeli kimi görüyor? Hocam dördü mü görüyoruz? Hayır dördü görmüyor. O dört bu maviye ait. Aman ha şöyle yapalım. O zaman nereden gidelim? Ee, şu çizik açısından gidelim. Çiziğin gördüğü kim? Dört. Aşağıdaki üçgende çiziğin gördüğü kim? Sekiz. Yani dördün sekize oranı, Bakalım yukarıda nokta açısının gördüğü y eksi x aşağıda nokta açısının gördüğü z eksi y oranı eşit olmalıdır. Sadeleştirelim. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. Yani bu oran 1 bölü 2 mi çıkıyor? Şu oran. Yalnız adamın istediği z eksi. Yani bunun tam tersi. E tam tersi ise 2 bölü 1'den. Ola oran ne gelecektir? 2 birim gelecektir. Ya da ya da hocam ben bu ispatı anladım. Her seferinde ispatla değil. Daha pratik bir şekilde çözmek istiyorum dersem. Hadi gel şunları yazalım. Kenarların birbirine oranı. Yani 4'ün 8'e oranı. Alt tabandan üst tabanı çıkardığın oranı eşittir. Yani y'nin x oranına. Burası için de yine alt tabandan üst tabana çıkardığın oranı eşit olacaktır. Z eksi y'nin oranı. Bunları sadeleştirdim. 1'e 2000 geldi. Yani y eksi x'in z eksi y'ye oranı 1 bölü 2. E zaten benden de adam onu mu istemiş? Şöyle bir bakayım. Nerede o bir dakika kafamız karışmasın. Z, Y, X, Y, X, aşağıda. Z, X, Y. Z, X, Y nerede hocam? Z, X, Y burada. Bu bununla tam ilişkili değil. O zaman durdum bak. Nereden çıkarırım başka? Şurası durdum. Tamam bunu buradan gelir. Buradan sakıncalı yok. Peki. Başka nereden bakabilir? Dördün tamamının oranı. Yani dördün tamamı kim? 12 oranı. 4 dediğim yerdeki alt tabandan üst tabanı çıkarın. Y'nin X oranından bu sefer tamam dedim 12 yerden 6 burası üstü burası z'den x'i çıkararak yazın. E 4'ü 12 ile sadeleştirdiğinde 1'e 3 geldi. Bak y z eksi şuraya bak z eksi x'in y eksi x'e oranı ne geliyor buradan? 1 bölü 3 geliyor. Oo burada da hatalı yapmışız. Aslında bu tam tersini soruyorsa o zaman buradaki cevabını ne gelecektir? 3. Bak bu bunun tam tersi olduğuna göre ben 1 bölü 3 buldum. Adamın istediği neydi? Z eksi x'i y eksi x oranı. Ben onu tam tersini bulduğum için 1 bölü 3 bunun adına ne dersin? 3 verim dersin geçersin. İstersen buradan da bu soruyu çözebilirsin. Ama biz ispatıyla çözmeye çalışacağız. Dur bekle. Bakıyorum şimdi buraya. Hocam 3 tane paralellik var. Ben şunu biliyorum. Hemen ne yapayım? Bir tane paralel doğru çizim. Nereden çizelim? Şu paralel doğruya getirelim. Şuradan çizmiş olalım bak. Şu doğru, şu doğruya paralel olsun. Bu doğru, bu doğruya paralel. Burası 2K ise burası ne olur? 2K. Burası 5K ise bu doğru ne olacaksa? 5K. Şu birim 3 ise, hocam bak şurası da 3 birimdir. Şurası da kaç birim olacaktır? 3 birim. Tamamı olsa geriye 7 düşer. Tamamı x ise geriye ne düşer? x eksi 3. Aa biliyorum. Kısanın uzun oranı. Yani 5K'nın 7K'ya oranı tabanların birbirinin oranına eşittir. X eksi 3'ün 7 oranı eşittir. K'lar cır sana cır sana birbirini götürdü. 7'ler birbirini götürmüş oldu. Eksi 3'ü karşıya attığımda ne oldu burada? 5 eşittir. X eksi 3'ten eksi 3'ü karşıya attım. X'i ne bulurum? 8 birim olarak bulurum. Yapıştırırım cevabı. E seçeneğine yalnız sana bir şey daha anlatırım. Hocam bak iyi güzel arkadaşım. Şimdi bilinen sayılar üzerinden gidelim. Buradaki taban uzunluğumuz kaç? 3 birim. Buradaki taban uzunluğumuz kaç? 11 birim. 3'ten 10'a kaç artmış? 7. 7 tabanda 7 arttığında, tabanda 7 arttığında aralarındaki mesafe kaç k bu alt tabanın üst tabanın? 7k. Demek ki dedim ki 7k'da 7 artıyorsa sen hangisini merak ediyorsun? Alttan gideceğim şu x'e. 5k'da kaç artar? 5K'da kaç artar? 7'de 7 artıyorsa. Bak cır cırsana sana götürsün. K'yı buradan ne bulursun bir. 5 kere 1'den ne? 5 artacak. Nereden? Buradan 5 arttırarak geçer. 3'e 5 arttırdım 8. Haha. <laughs> Al sana yine 8. Yani hiç direkt formülü bu mantıkla doğru orantı mantığıyla düşünerek yürütebilirsin. Bak şimdi 128'de 11. adım testine bir gelelim. Hocam bir önceki dersten kalmış burası. Şöyle evet 11. adım testini açtım. Şöyle bir senle başlayalım. Şimdi kenarların birbirine oranı. Bir dakika. 4'ün 6'ya oranı hocam aralarındaki farkı eşitti tabanların. Bak B eksi A'nın sonra C'den B'yi çıkarak yazıyorum. C eksi B'ye. Şimdi sadeleştirdim 2 ile 2. Sadeleştirdim 2 ile 3. Ama bizden bunun evet B eksi A bölü C eksi B'ye isteniyor. 2 bölü 3 bulduğuma göre istenen oran 2 bölü 3'tür. Yapıştırdım C'ye. Ya da nasıl çözecektim? İspatıyla çözecektim. Ey güzel arkadaşım. Gel biz ne yapalım? Şu paralel doğruyu getirelim. Şuradan şöyle paralel olarak çizelim. Şu uzunun tamamı A ise. Hocam bak burası da A'dır. Burası da A'dır. Burası B ise gereğine kalır. B eksi Burası A'ydı. Buranın tamamı C ise buraya ne kalır? C eksi A. Neyi biliyorum? Kenarların birbirinin oranı. Kısanın tamamı bak uzun oranı. Kısanın uzuna 4 artı 6'dan 10'a oranı. Kime eşit olmalıdır? Tabanların birbirine oranına eşit olmalıdır. Hemen oranlayalım. Bir dakika ne yaptık biz burada? Kenarların birbirine oranı. Evet hocam burada bir sakınca yok. B eksi A'nın C eksi Ha C eksi B tamam sıkıntı yok. B eksi A'nın C eksi A'yı Yalnız bizden o istenmemiş olsun biz fazladan bulmuş olalım. 4'ü 2'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 2 bölü 5. İsteseydi bunu bulmuş olacaktım. Paralelliği buradan değil. Nereden çekecektim? Şöyle hemen sildim 2 dakika. Paralelliği şuradan sildim, çekecektim. Şu doğruya paralel getirip buradan koyacaktım. Şöyle paralel. Hocam bak burası 4 birimse şurası 4 birim. Burası 6 birimse burası 6 birim. Şuranın tamamı şuranın tamamı bak şöyle bak. Şuranın tamamı ee, ne diyelim buranın tamamı B ise buranın tamamı da B'dir. Şuranın tamamı da ne olacaktı? it B birim olacaktır. E burası A ise geriye B x A kalır. Burası C ise geriye C x A kalır. Şimdi başlıyorum. Şuradan nokta açısı dersem burası da nokta. Buraya çizik dersem burası çizik. Buraya küpeli açı dersem buraya da küpeli açı derim. Önce yukarıdan başlayalım. Nokta açısının gördüğü B x A. Aşağıda noktanın gördüğü C x A. Devam ettim. Küpelinin gördüğü yukarıda 4. Aşağıda küpelinin gördüğü 6. Hemen oranladığında cırsana cırsana 2'ye 3. Al sana B x A'nın C x A'ya oranı. Bizden de C x a mı? Yok hocam burası C x e B olacak. Burası da B olacak olacak. C eksi B oranı. Yine ne gelmiş olur? 2 bölü 3 gelmiş olur. Yapıştırdım C'ye. Geldim ikinci örneğime. Şimdi ey güzel arkadaşım. Artık şöyle gidelim. Bak şöyle pratikliği düşünebilirim. Şimdi 6'dan 8'e kaç artmış? 2 artmış. Peki aradaki mesafe kaç? 4. 4 da diyelim. Yani burası 4 4 K'da 2 artmışsa nereyi merak ediyorum? 6 6K K'yı. 6 K'da kaç artar diye merak ediyorum. Bir dakika hocam. Hemen şöyle yapalım. Bu denklenmiş gibi eşitleyelim. Cırsana cırsana ne oldu? 2 K eşittir. 1 K'yı çekersem her tarafı 2'ye bölersem K'yı 1 bölü 2 bulurum. Gel burada K gördüğün yeri 1 bölü 2 yaz. Buradan ne gelecek? 3 artacak. Nereden? 8'den. Nereye? Buraya. 3 arttır. Ho, -ho vurdum cevabı 11'e geçtim. Bitti bu kadar. Ya da bak bu 4'ün 6 oranı kenarların birbirine oranı tabanlar farkı oranına eşittir. 8 eksi 6'nın x eksi 8 oranı. Yine aynı cevap gelecek. 2'ye böl 2. 2'ye böl 3. İşler dışlar yapalım. 2x 16 eşittir ama daha uzun farkındaysan. Dur hocam şu 8'den 6'yı direkt çıkar. 8'den 6'yı çıkardım ki 3 kere 2'den 6 geldi. 16'yı karşıya attım 6 ile topladım 22. Cırsana cırsana 2'ye böldüm yine x'i Ne bulmuş olursun? 11 bulmuş olursun. Geldim 3. örneğime. Şimdi bakıyorum. Bak buradaki mesafe 3k gibi aldım. 2'den 3'e kaç artmış? 1 artmış. Tamam. Buradaki mesafeyi bilmiyorum. X dedim. Arada kaç artmış? 2 artmış oldu. Bak direkt burada oran orantı gibi düşünebilirim. Hemen buradan içler dışlar yaparım. X'i kaç bulurum? 6 birim. Yapıştır geçerim. Bu bak pratik düşünce. Ama sen böyle çözmek zorunda değilsin. Ne i̇yi güzel arkadaşım. İspatıyla çözelim. Gel biz bunu. Gel şuradaki doğruyu paralel olacak şekilde şöyle çekelim. Hocam bak burası 3 birimse. Burası 3 birim. Burası x birimse burası x birim. Şuranın tamamı 3 ise şuranın tamamı da 3'tür. 3'tür. Geriye 2 ise ne kalır? 3 eksi 2'den 1. Hocam bak buranın tamamı 3'tü. E gerisi bir tamam büyük 5 ise buraya ne kalacaktır ki? Hemen benzerlik yapalım. Noktaya nokta. Çızığa çızık. Küpeliye küpeli. Şimdi küpelinin gördüğü 3 üç, yukarıdaki üçgende. Aşağıdaki üçgende küpelinin gördüğü x. Yukarıdakinde noktanın gördüğü 1. Aşağıdakinde noktanın gördüğü 2. Al sana içler dışlardan 3 kere 2'den yine ne bulmuş olursun? 6 birim bulmuş olursun. Gelirim 4. örneğime. Geldim. Buradaki x'i sormuş bana. Thales teoremini kullanacağım. Hemen gel ispatla çözelim. Şuradan biri hemen paralel doğru çekelim. Burası 2 birimse hocam bak burası 2 birim olacak. Burası 3 birimse burası 3 birim olacak. Burası 12 ise şuranın tamamı 12. E, evet, buradaki orta uzunluk x verildiğine göre burası x eksi 12'dir. Hocam şurası yukarıdan getirdim 12'yi taşıdım. Tamamı 22 ise geriye ne kaldı o? Neyi biliyorum? Kenarların birbirine oranı 2'nin tamamı olan 5 oranı tabanların birbirine oranı eşittir. X eksi 12'nin 10 oranı. Cır sana cır sana sadeleştirdim. İçler dışlar yaptım. 4 eşittir x eksi 12'den. Eksi 12'yi karşıya attım. 4 ile topladığımda x'i 16 birim bulurum. Yapıştırırım B seçeneğini ama dururum. Pratik çözmeye çalışalım. Nasıl çözebilirim? Ona bakın. Hocam bak şuradan şurası. Tamamı 5 birim. Mi? 5K olarak alsam. 5K'da 12'den kaça çıkmış? 10'a. Şey 22. Kaç artmış? 10 artmış. 5K'da 10 arttıysa buradan buraya gelmek istiyorum. 2K'da kaç artar? E güzel arkadaşlar. 5 onun 2 katı olduğuna göre 2 katını alırsan 4 artacağını görür. Nereden geliyorum? 12'den. 4 arttırsan yine neyi bulmuş olursun? 16. İstersen bu mantığı kullan. Bu daha pratik ama olayı bir öğren Thales teoremini. Sonra bu pratik mantığı da kullanabilirsin. Hadi gel bu pratik mantığı kullanalım. 3K'da 5'ten kaça çıkmışım 11'e? Kaç arttırmışım 6. 5K'da kaç artar diye merak ediyorum. 3K'dan 6'ya kaç katı alınmış? 2 katı. 2 katını al 10 artacağını biliyorum. Nereden geliyorum? 11'den. 10 arttırdım 21. Yapıştırdım E'ye. Geldim ÖSYM soruya. Aşağıda Necati'nin tasarladığı ön yüzü yamuk biçiminde çekmeceleri birbirine paralel komodinin taslak çizim ve ölçü, ölçüleri santimetre cinsinden göstermiştir. Buna göre x kaçtır diye sormuş. Bak biz işimize yarayacak olanları alalım. Şimdi ey güzel arkadaşım. Şimdi 30'dan nereye geliyorum? 100 santimetre. Kaç artıyor? 70 artıyor. Aralarındaki mesafe 10-25 tane 35K olarak aldı. 35'te 70 arttıysa niye merak ediyorum? Buradan buraya geçişi. 15K'da kaç artar diye. 35 70'in kaç katı? 2 katı. Hemen aldım buradan 2 katını. 30 artacağını buldum. Demek ki yüzü kaç arttırmam yeterli? 30. 30 arttırdığımda x'i buradan ne bulurum? 130 santimle vurdum cevabı C seçeneğine. Geldik nereye şimdi? 12. adımımıza. Şöyle geçelim 12. adıma temel orantı teoreminden bahsedeceğim. Şimdi temel orantı teoreminde Thales teoremiyle bağlantılı olduğunu görelim. Bak şimdi 3 tane paralel doğru çizelim. Bu 3 tane paralel doğruda 2 tane kesen çizmiş olalım. Daha sonra şunların paralel olduklarını yalnız gösterelim. Bak bu doğruların hepsi birbirine paralel. Gel biz bu para, bu doğrumuza paralel şuradan bir paralel doğru gönderelim. Bak şöyle bir paralel doğru göndermiş olayım. Hocam bir türlü gönderemiyoruz şu bugün ha. Şöyle bir paralel doğru göndermiş olayım. Yani şu doğrular birbirlerine paralel olsun. E güzel arkadaşım. Bu uzunluğa, bu uzunluğa B, bu uzunluğa C, bu uzunluğa D dersem temel Thales, yani Thales'in birinci teoreminde A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı eşitti. Ya bu C'yi getir paralellikten buraya taşı, D'yi getir buraya taşı. Al senin karşısında ne çıktı? Bir üçgen çıktı. İşte bu üçgende ne diyoruz buradaki orantıya? Temel orantı teoremi diyoruz. Bu temel orantı teoremine göre kenarların birbirine oranı A'nın B'ye oranı buradaki kenarların birbirinin oranı eşit olacaktır. Hadi gel şuradakilerle aynı verelim. X, Y demişiz. Aynı formüle ulaşmış olalım. C, D demeyelim de. Buraya X, buraya Y diyelim. X'i buraya taşıdım paralellikten. Y'yi buraya taşıdım. Kenarların birbirine oranı yani A'nın B'ye oranı yine kenarların birbirine olan X'e Y'ye oranına ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Ya da karşılıklı kenarlar oranı yani karşılıklı uzunlukların oranı A'nın X oranı yine B'nin Y'yi oranına nedir? Eşittir diyebilirsin. Al buradaki formüllerin çıkış noktası buradan geliyor. Aslında Thales teoreminden geliyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi paralel tabandaki paralel doğrular olmak üzere. Bak buradaki doğrularımız şu üç tane çizdiğimiz doğru aslında tabandaki doğrular birbirlerine neydi? Paralel. En önemli nokta bu tabandaki paralelliği görmem lazım. Bak burada tabandaki paralelliği görüyorum. Ne iddia ederim? Kenarların birbirinin oranı birbirine eşittir direkt. 3K'nın 4K'ya oranı, 9'un x oranı eşittir. Cır sana cır sana gitti. 9 da 3'ü sadeleştirmiş. İşler dışlardan x'i buradan ne bulurum? 12. Ya da şöyle yaparım. Bak karşılıklı kenarlar birbirleriyle orantılıdır. 3k'da kaç olmuş? 9. Hemen cır sana cır sana sadeleştir. K'yı buradan ne bulursun? 3. O zaman bunu da 3 katını alırsan direkt buraya ne yazarsın? 12 yazar geçersin. Önce neyi bulacağım? Önce paralelliği bulacağım. Buldum mu buldum paralelliği. Ne biliyorum? Bu arada oluşan kenar uzunluklarının oranları birbirlerine eşittir. Burası x ise şuranın tamamı 15 ise gereği ne kalır? 15 eksi x. Yani 6'nın 4'ü oranı yazdım. 6'nın 4'ü oranı. Burada kim var? 15 eksi x'in x oranı. Bak illa paralellik dümdüz verilmek zorunda değil. Çevir kitabı kendine göre. Ah bu şeklin aynısı olacak. Yatay paralellik neredeyse o yanda oluşan kenarların oranları birbirine eşit. E doğal olarak 6 2'ye böldüm 3. 4 2'ye böldüm 2. İşler dışlar yaptığını buradan 30 eksi 2 x eşittir. 3 x mi geldi? Attım karşıya 30 eşittir eksi x'te. 3 x'e topladım 5 x. Her tarafı 5'e de x'i 6 birimle gelirim test sorumun. Hmm, efsane. E güzel arkadaşım herkes karşısındaki kenarla orantılıdır. Ne zaman? Paralel doğrular verildiğinde. Yani bu kenar 12 ise bu kenarın karşısındaki kenarda 12'nin bir katı olmalıdır. Bu kenar 8 ise karşısında bunun 8'in bir katı olmalıdır. Yazdım. Şimdi şuraya bakıyorum. Hocam bak burada da paralellikler var. E burada da geçerli aynı durum. Demek ki karşılıklı kenarlar birbirleriyle oranlı olmak zorunda. Yani ne demek istiyorum? Bak 4'ten 8'e 2 katı alınmış. Ya da tam tersi düşün. 8'den 4'e 2'ye bölünmüş hali gelmiş. 12'nin 2'ye bölünmüş hali. X kaç yapar? 6 yapar. Hadi gel biz böyle ezbere çözmeyelim. E formül neydi? Kenarların birbirine oranı. Bak 8K'nın 12K'ya oranı. Kenarların birbirine oranı eşittir. 4'ün x oranı eşit çıkacak. K'lar cır sana cır sana gitti. 4 ile 8'i sadeleştirdim ki. 2, 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6. İşler dışlar yaptığında x'i kaç birim bulursun 6. Doğru seçeneğim ne oldu? B seçeneği oldu. Ve geldik 129'da 12. adım testimize. Şimdi önce sen Sonra ben. Artık biliyorum paralel doğruları yakaladım mı üçgenlerde? Bir küçük üçgenim var bir de büyük üçgenim var. Kenarların birbirinin oranı yine kenarların birbirine oranı eşit olacaktır. 2K'nın 3K'ya oranı 6'nın X oranı cırsana cırsana K'lar gitti. 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3 içler dışlardan X'i 9 bulur. Ya da sen belki şimdi bile gördün. Hocam 2K'dan 6'ya kaç katı alınmış? 3 katı. 3K'dan 3 katı alırsam X nedir? 9. Yapıştırdım. D'ye. Geldim. ikinci soruya. Paralellikleri gördük mü? Gördük. Hadi gel hızlı çözelim. 5K'dan 10'a kaç katı Almış 2. 2K'dan o zaman 2 katını aldım. X'i kaç yazarım? 4. Ya da kenarların birbirinin oranı. Buradaki kenarların birbirinin oranı eşittir. Peki burada ne zaman yapıyoruz? Paralellikler verildiğini. Geldim hemen. Bak burada paralellik burada paralellik. Önce şunu biliyorum. Kenarlar karşılıklı kenarlarıyla orantılıydı. Burası 3K ise burası 3. Yani K dediği için farklı bir bilinmeyen benim. O zaman burası 3'ün bir katı 3 meydir. Burası 2K ise burası 2'nin katı 2 meydir. Şimdi bunlar arasındaki orana bakıyorum. Paralel mi tabanlar? Paralel. Kenarlar arasında 3M'den kaça gitmiş? 9'a. Kaç kat alınmış? 3 katı. 2M'den 3 katını alırsan ne yapar? 6. O zaman X6 doğru seçenek A. Ya da kenarların birbirinin oranı. 3M'nin 2 m oranı. Yine karşılıklı kenarların birbirine oranı eşittir. 9'un 6'ya oranı ne çıkacak. M'ler birbirini götürür. 9 ile 3'ü sadeleştiririm. 3. 3 ile neyse. Hocam bir dakika her taraf X ne? X burada 6 değil. X'i biz orada 6 bulduk diye. X, X'tir yani. Şimdi 9 ile 3 ile sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 9 da 3'ü 3 kaldı. İçler dışlar yaptım. 3 kere 2'den x'i ne bulmuş oldum? 6 1 mi olmuş oldum? Yapıştırdım cevabı A seçeneğine yine. Geldik nereye? Dördüncü örneğimize. Hadi bak paralellik paralellik. Şunu biliyorum. Kenarlar karşılıklı kenarlarla orantılıdır. 2k ise buraya 2m derim. 3k ise buraya ne derim? 3M diyebilirim. Artık pratik yöntemle çözeyim. Yine karşılıklı kenarlar orantılıdır. 2M'den 6'ya kaç kat alınmış? 3 kat. O zaman 3M'nin 3 katını alırsan x'i 9 birim olursun. Doğru seçenek B seçeneği olur. Geliriz 5. örneğimize. Yine aynı mantık. Paralel paralel. Bak burada hemen karşılıklı kenarlar birbirleriyle orantılıdır. Mantığı gider. 3K 3M ile 2K 2M ile olacak. Hocam 2M'den 4'e 2 kat alınmış. 3 m'den 2 kat alırsam x'ine bulurum 6. Yapıştırdım be. Ya da ya da kenarların birbirinin oranı, kenarların birbirinin oranı eşittir. Yine oradan ne bulacaksın? 6 birim bulmuş olacaksın. Geldim ÖSYM sorar sorumuza. Kadriye farklı iki renkte kartondan birer kenar uzunlukları eşit ABC ve ACD üçgenlerini keserek eşit uzunluktaki kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriyor. Daha sonra kadreye eşit uzunluktaki kenarda E noktası işaretleyerek bu noktadan her iki üçgende de tabanlara paralel birer uzunluk çizip karşı kenarla birleştiriyor. Şöyle bir tık uzaklaşayım. Bak uzunluklar verilmiş. AF ile AF neresi? Şuna X diyelim. GD'ye de Y diyelim. AF X GD'ye. X ile Y'nin toplamı bize sormuş. Şimdi, şimdi yakınlaşabiliriz istediğimiz kadar. Ey güzel arkadaşım. Bu doğruların FE ile BC'nin EG ile CD'nin soruda paralel olduğu söylenmiş bize. Ben şunu iddia edebilir miyim? Hocam bu paralellik varsa eğer buradaki yakaladım ben burada paralelliği bak paralelliği yakaladım. Kenarların birbirinin oranı kenarların birbirinin oranı eşittir. Ya hocam yine bak burada oran yaparken ya oran mesela 12'ye 24 olsa iki kat derdim. Basit tam sayı çıkan oranlarda oran yapıyor. Rasyonel çıkanlarda gel yani normal bildiğimiz yöntemle çözmeye çalışıyorum. Kenarların birbirinin oranı x'in 12 oranı 15'in 10 oranına eşit olmalıdır. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1 karşılıklı. 2'ye böldüm 6. İçler dışlardan x'i ne bulurum? 18. Tamam burası 18 bir. Şimdi geldim buraya. Aynı mantık burada da geçerli midir ey güzel arkadaşım? Paralellik var. Tabanlı kenarların birbirine oranı. Karşılıklı kenarların birbirine oranı eşit olacak. 15'in 10'a oranı. 18'in y'ye oranı eşittir. Onu 5'e böldüm 2. 15'i 5'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 6. İçler dışlardan y'yi 6 kere 2'den 12 bulurum. Demek ki burası da 12 birim. E, X dediğim yer AF. Orayı 18 bulmuştum. Y dediğim yer G idi. Orayı da kaç buldum? 12. Topladığında 18 ile 12. Vurdum cevabı A seçeneğine. Geliriz şimdi ise kaçıncı adımımıza? 13. adıma mı geliyoruz? Evet 13. adımıza geldik. Şimdi temel benzerlik diyorum. En önemli teoremlerden biri. Thales teoremi koydukça ve kenarlar kenarlarla orantılı. Şimdi ise temel benzerlik teoremi. Ey güzel arkadaşım. Bak bunu şöyle anlatacağım ben sana. Bak. Şimdi bir küçük bir büyük çizelim de dur. Şöyle çizelim. Şimdi burada karışık gibi gelebilir sana. Şöyle bir üçgen alalım. Bu tabana paralel yukarıdan paralel bir doğru çizelim. Bu doğru bu doğruya paralel olsun. A B C üçgeni, A D E üçgeni. Buraya nokta açısı dersem burası da ne olur? Nokta açısı olur. Buraya çizik açısı dersem burası çizik açısı olur. Buraya da küpeli açı diyelim, ortak açı. Bak açı, açı, açı benzerliği oluşur. Küçük üçgenle büyük üçgen arasında. Şu uzunluğa A birim, bu uzunluğa B birim, bu uzunluğa C birim, bu uzunluğa da D birim demiş olalım. Tamam mı? E, buraya da E diyelim, şuraya da F birim olarak gösterelim. Gel renkler biraz şuraya A, D, E, B, C'yi de şöyle göstermiş olayım. E güzel arkadaşım küçük üçgende çizik açısının gördüğü A. Büyük üçgenle çizik açısının gördüğü dikkat et. A artı B'nin tamamı. Yazıyorum. A'nın A artı B oranı. Şimdi açıların karşısındaki uzunlukları oranlıyorum. Burada nokta açısının karşısında kim var? C var. Burada nokta açısının karşısına bak. Büyük üçgende C artı var. C artı C'nin C artı D oranı eşittir. Aynı zaman bunların her biri bana benzerlik oranı verir. Hatırla önceki dersimden. Peki burada tabanların birbirine oranı. Yani küpelinin karşısında kim var? E var. Büyük üçgende küpelinin karşısında kim var? F var. İşte A'nın A artı B oranı, C'nin C artı D oranı, E'nin F oranı bunların hepsi birbirine benzerlik oranı verir. Ve bunların hepsi bir orantı sabit olan k'ye eşittir. Aha da bak şuradaki formülü bulmuş olduk. Ama biz seninle ne yapacağız biliyor musun artık? Her seferinde böyle uzatmayacağım. Paralelliklerde tabandaki paralellikleri yakaladın. Hemen şunu diyeceğim. Kısanın uzun oranı. A'nın A artı B'ye. Bu büyükle küçük arasında benzerliği göreceğim. Buna da temel benzerlik teoremi denir. Kısanın uzun oranı. C'nin C artı D oranına. Aynı zamanda tabanların birbirine oranı bunlar eşittir. E'nin F'ye oranı eşittir. Anlaştık <laughs> mı? Ey güzel arkadaşım. Demin 12. adımda yani şurada hemen sol tarafımızda ne anlattım? Üçgende kenarların birbirine oranı yani A'nın B'ye oranı karşıdaki kenarların birbirine oranı eşittir. Ama sakın ha bunların tabanlar oranı eşit demedik. O burada giriyor. Tabanlar girecekse kısanın uzun oranı. Kısanın uzun oranı tabanların birbirine oranı eşit olacak. Hadi başlayalım. Hop hocam ne yapıyoruz ya? Aha. Aha. Bam. Bir dakika bir dakika. Aha, tamam şimdi ayarladık. Bir an şey olduk ya tuşlar dumur oldu. Ha. Şimdi şöyle yapalım. Bu ne zaman geçerli temel benzerlik teoremi? Tabanlar birbirine paralel olan üçgen. Bak burada küçük üçgen var. Bir de büyük üçgen var. Kenarların birbirine oranı. Yani altının tamamı 6 artı 8'den 14 oranı. 3'ün kime oranına eşit olacak? X oranına eşit olacak tabanların birbirine oranı eşit. Hocam 3 ile 6'yı sadeleştirdim 2. 2 ile 14'ü sadeleştirin 7. İşler dışlardan x'ini bulurum. 7 birim olarak bulurum. Önce tabanı bul. Tabanı buldum. Bu tabanlar birbirine paralel mi? Bitti hadi geçmiş olsun. Tamamı 12 verilmiş bak burada. geriye ne kalır? 12 eksi x kalır. Burası x'miş. Kenarların birbirine oranı. Yani 12 eksi x'in tamamı 12'de 12 oranı. Tabanların birbirine oranı eşittir. 6'nın 9 oranı eşit. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 4. İşler dışlar. 12 eksi x eşittir. 4 kere 2'den 8. 8'i sola eksi x'i sağa atalım. 12 eksi 8 eşittir x'ten. X'i ne bulurum? 4 birim olarak buldum. Geldim test sorumuza bu kısımla ilgili. Hemen bakıyorum. Bak tabanlar birbirine paralel. Tabanlar birbirine paralel. Hocam bak burası 10. Burası tabanına kaç? 15. Normalde temel benzerlik teoremine göre. Bak dikkat et. Deminden beri üçgenler böyle geliyordu. Tabanların birbirine oranı kısanın uzununa oranı işte Bak kısa kenar burası. Uzun kenar burası. Kısanın uzun oranı tabanların birbirine oranına eşit olacak. Yani onun 15 oranına. Bu benzerlik oranını vermez mi? 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. Bu şu demek. Kısa kenar 2K ise uzun kenar 3K demektir. Bu oranla sahip olmak 2K'nın 3K'ya oranı onun 15 oranına eşit oldu. Peki tamam 3K burası 2K ise ne kalır K? Hadi gel şunları bir silelim. Şunları bir silelim. Şimdi şuraya bakıyorum. Hocam bak tabanlar birbirine paralel. Burada bu sefer neyi kullanacağım biliyor musun? Demen, tem, demin anlattım temel benzerlik teoremi değil temel orantı teoremini kullanacağım. Bu sefer kenarların birbirine oranı K'nın 2K oranı 6'nın X oranı eşittir. 6'nın x'i oranı eşit. K'lar cırsana cırsana birbirini götürdü. İşler dışlardan alt kere 2'den x'i buradan 12 birim olarak bulmuş oldum. Yapıştırdım cevabı D seçeneğine 130'da 13. adım testine koşar adımlarla geldim. Önce sen sonra ben. Hocam tabanlar birbirlerine paralel. Eğer tabandık uzunluğu bulmak istiyorsan temel benzerlik teoremi. Kısanın uzunluğu oranı. 3'ün 5'e oranı. Tabanların birbirinin oranı eşittir. X'in 15 oranı eşit. B on, be, sadeleştirdim 15 ile sadeleştirdim 15'i 3. 5'i 5'e böldüm 1. İşler dışlardan 3 görüşten 3'ten X'i 9 birim bulurum. Doğru seçeneğim B seçeneği olur. Gelirim ikinci örneğe. Tabanlar devreye girdiyse tabanların birbirine oranı paralellik olmazsa bu hiçbir zaman geçerli değil. Aman ha bazen anlatıyorum arkadaşlara. Şöyle bir taban veriyor bu taban veriyor. Buraya 2 buraya 3 buraya 4 buraya X diyor. Adam ne yapıyor biliyor musun? Bunun bunun oranı bunun bunun. Hayır efendim bu mümkün mü? Değil hemen sil görme görme. Neden bunun geçerli olması için ne olması gerekiyor? Tabanların birbirine paralel olması gerekiyor. O halde 3'ün tabanın 3'ün tabandaki 9 oranı kenarların birbirine oranı eşittir. Yani kısanın uzun olan x artı 4 oranı eşit çıkacak. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. İşler dışlar yaptığının 4 kere 3 12 eşittir. X artı 4. 4'ü sola attım. 12 4 eşittir x'ten. 12'den 4'ü çıkardığımda x'i 8. Doğru seçeneği a seçeneği buldum. Geldim 3. örneğe. Hocam paralelliği yakalım. Bitti. Hemen kısanın uzun oranıyla başla. Kısanın uzun oranı. 4'ün tamamı 6 artı 4'ten 10 mu yaptı? 10 oranı. Tabanların birbirinin oranı eşit. 2'nin x oranı eşit. 2 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2 2'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 5. İşler dışlardan 5 kere birden x'i ne bulurum? 5 birimde doğru seçeneği A seçeneği oldu. Geldim dördüncü örneğe. E güzel arkadaşım bak. Burada temel orantıyı kullanın. Tabanlar orada da paralel olmak zorunda. Herkes karşısındakinin katını alıyordu. 2 kaysa buraya 2m ederim. 3 ise buraya ne derim? 3m ederim. Şimdi ise tabanlarla ilgili bilgi isteniyor. Ve tabanlar birbirine paralel. Şimdi ise temel benzerlik teoremini kullanıyorum. Kenarların birbirine oranı. Kısanın uzun oranı yani. Yani 3M'nin tamamı 5M'ye oranı. Tabanların birbirinin oranı eşit. 6'nın x oranı eşit. M'ler cırt sana cırt gitti. 6 ile 3'ü sadeleştirdim ki işler dışlardan 5 kere 2'den x'i 11'im. Doğru seçenek B seçeneği olur. Gelirim 5. örneğe. Olayı bence anladık artık. Hocam bu sefer taban oranları verilmiş. Tabi buradaki x'e gideceğiz. Ben şunu biliyorum. Taban oranları 4'ün 7 k oranı neyi veriyordu? Bak kısa kenarın Uzun kenarı kenar oranlarını veriyordu. Yani kısa kenar 4K'ya 7K demeyelim. 4 bölü 7 oran geleceğine göre. Buraya 4M dersem burası ne olur? 7M olur. Aynı mantık burada da geçerli değil mi? Kısa'nın uzun oranı. Yani ben buraya 4N dersem buraya da 7N mi derim? Tamamı 7 neyse geriye ne kalır? 3N kalır. Ey güzel arkadaşım. Buradakilerde de tabanlar birbirine paralel mi? Küçük üçgen, büyük üçgen. Tabanlar birbirine paralel. E temel orantı teorimini kullanalım. Kenarların birbirine oranı. Altının x oranı. E kenarların birbirine oranı eşit olacak. 3 nnin 4 nye oranı eşit olacak. Neyler cır sana cır sana x'in. 6 ile 3'ü sadeleştirdim ki. İçler dışlardan 4 kere 2'den x'i 8 birimde doğru seçeneğim. E seçeneği olur. Geliriz bu testimizin de ÖSM sorar sorusuna. Hemen şöyle bir tık yaklaşalım. Aşağıda Şakir Bey'in ABC üçgeni biçimindeki tarlasının ölçüleri metre türünden gösterilmiştir. Hasan Bey nereden geldin ya? Burası Şakir olacak düzeltin sizde. Şakir Bey AB paralel olacak biçimde tasarlasın ta şey tasarlasınıyorum. Tardasını bölerek DEC üçgeni biçimdeki kısmına birer e, biber, kalan kısmına da domates ekecek. Hmm, buraya biber, buraya domates. E, tabanlar birbirine ne olduğu söyleniyor? Paralel. Aslında demin çözüm sorularla aynı sadece yeni nesle çevrilmiş. Bize diyor ki Şakir Bey'in domates ekeceği bölgenin çevresi. Bak Şakir Bey nereye domates ekiyor biliyor musun? Buraya. Buranın çevresi isteniyor. Şimdi hocam şuraya x birim desem. Şuraya da de y birim desem. Öncelikle şunu görüyorum. Temel orantı teoremini. Kenarların birbirinin oranı. Yani 8'in 12 oranı. Karşılıklı kenarların birbirinin oranı eşittir. 10'un x oranı eşit çıkacak. 8'i 4'e böldüm 2. 12'yi 4'e böldüm 3. 2'yi 2'ye böldüm 1. 12'ye böldüm 5. İşler dışlardan 5 görüşten x'i 15 birim buldum. Burası 15 oldu mu? Oldu. Şimdi devam ediyorum. E, tabanlarla ilgili bulacaksam bilgi. Bu sefer temel benzerlik teoremini kullanıyorum. Hocam kısanın uzun oranı. Yani 10'un 15 oranı tabanların birbirinin ne eşitti. Y'nin 30 oranı ne eşit olacak. 15 ile 30'u sadeleştirdim iki. İşlerle dışlar yapınca Y'yi ne bulurum? 20. Yani burası da 21 mi oldu mu oldu? Hadi gel çevre hesaplayalım. Burada 12 var. Yazdım. Burada 20 var. Yazdım. Burada 15 var. Yazdım. Burada 30 var. E onu da yazdım. 30, 20 daha 50. 15 daha 65. 12 daha 75. 2 daha 77 mi yaptı? 77. Oo hocam bir yerde hata yaptık. Aman ha. Nerede hata yaptık? Şöyle bir bakalım. 77 gelmedi. Domates ekeceği bölgenin çevresi. E çevreyi bulduk biz. Şöyle bir bakalım. Nerede hatamız var? Hocam şurada bir işlem hatası olsa gerek. 30 20 geldi. Burada 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 5 kere 3'ten 15. E bir işlem hatası da gözükmüyor. Onun 8'in 12'ye oranı. Onun x oranına eşittir. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 5. 5 kere 3'ten 15. Burası 15. Onun... Eyvah eyvah eyvah. Hocam, 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 hocam. Hocam, canım hocam, ciğer hocam, güzel hocam, bir tane hocam. E hocam sen burada nasıl bir uzunluk aldın ya? Baksana, şurada yapmışız hatayı. Ah neyse ki paralel evrenden Sercan Hoca'yı çağırmadan kurtardık sayılır. Sercan Hoca gelseydi kızıyor artık bana. Durmadan hata yapıyorum bu aralar diyor. Bak şimdi. Tabanlarla ilgili ne yapıyorduk? Tabanların birbirine oranı. Daha biz burayı bulmadık. Birazdan bulacağız şimdilik. Burası ye, Tabanların birbirine oranı kenarların birbirine oranı eşittir. Kısa da 10 var uzunda 10 artı 15'ten 25 var ya. Onu 5'e böldüm 2. Yani onu 5'e böldüm 2. 25'i 5'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. 30'u 5'e böldüm 6. İşler dışlardan y'yi ne buldum 6 kere 2'den 12. Yani burası 12 birim. Hadi gel şimdi yazalım en güzel arkadaşım. Burada 12 vardı. E burada da 12 var. Onu da aldım. Hocam bak burada 15 var. Aldım. Burada da ne var? 30 var. Hadi gel şimdi bunları toplayalım. 30, 15 daha ne yapar? 45 yapar. 12 12 daha 24 yapar. 45 ile 24'ü topladığımda 69 vurdum cevabı. B seçeneğine bu adımına tamamlarız. Yorulduk ama son bir adımdan. Son bir adım daha gider be. Ey güzel arkadaşım. 14. adım. Duble temel benzerlik. Ne bu hocam ya? Duble temel benzerlik. Şimdi bakalım duble hamburger gibi oldu. Bir üçgen içinde paralel doğrular verildiğinde paraleller arası oran sabittir. Şunu demek istiyorum. Bak öncelikle şu paralelliği gör. Şu paralelliği gör. Temel orantı teoremine göre kenarların birbirinin oranı yani x'e y'ye oranı a'nın b'ye oranı, diğer kenarların birbirinin oranı eşit mi eşit? Bunu yazdım. Şimdi sil şu paralelliği. Sil bu paralelliği. Şu paralelliği gör bu sefer. Bu paralelliği. Hocam, 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 hocam. Yine aynı mantık geçerli. Kenarların birbirinin oranı x'in y'ye oranı diğer karşılıklı kenarların birbirinin oranı eşit olacak. Yani a artı b'nin C'ye oranı. E hocam bak burada x bölü y var. E burada da x bölü y var. E o doğal olarak bu sonuçlar birbirine ne çıkmalı eşit? Yani A'nın B'ye oranı A artı B'nin C'ye oranına nedir? Eşittir. Anlaştık mı ey güzel arkadaşım? Hadi gel bunu sorular üzerinde göstereyim ben sana. Şimdi şuradan gidelim. Paralel. Burada da paralel. Önce bilgilerin verildiği yerden başlayalım. Şu paralelliği kullanacağım. Şimdi tabanlar arasında bu paralellik tabanlar arasında yorum yaptıracak bana. Ya da karşılık kenarlar üzerinden de gidebilirim. Yani kenarlar 12'ye 6 mı? Sadeleştir bunu. Hocam her tarafı 6'ya böldüm. 1'e 2 gibi düşün. Yani buraya 2K dersen. Buraya ne derim? K derim. Tamam mı? Şimdi sildim şu paralelli. Bu paralelliği sildim. Şunları da sildim. Ben. Bunları da sildim. Şimdi şu paralelliği görüyorum. Bu paralellik varsa temel orantı teoriminden. Kenarların birbirinin oranı. 2K'nın K'ya oranı. Bak buradaki kenarların birbirinin oranı eşit olacak. 12 artısı 6'dan 18'in. X oranı eşit. Cır sana cır sana K'lar gitti. 18'deki 2'yi sadeleştirdim 9. İçler dışlardan X'i 9 birim olarak bulmuş oldum. Her gel bir daha deneyelim bak. K'ya K. A bir dakika hocam paralellik buradaki paralelliği aldım. E Bunlar eşit verilmiş. Ey güzel arkadaşım önce şunu söyleyeyim ben sana. Eğer buradaki tabanla buradaki taban paralel ve tam da orta noktasından geçerek gidiyorsa karşı tarafı da tam orta noktadan keser. Yani burası 4 birimse burası da ne olacak? 4. Yani şöyle düşün. K'ın K'yı oranı 4'ün 4'e oranı eşit olmalıdır. Aynı mantık burası için de geçerli. Bak burası için de geçerli. Yine bak burada paralellikler verilmiş. Bu kenarlar birbirine eşitse burada oluşacak kenarlar da birbirine eşit çıkacak. Tamamı 8 ise burası da 8'dir. O halde bana x sorulmuş. x 8 birimle yapıştırdım. Geldim test soruma. Şimdi adım adım gidiyoruz. Hocam bak burada bir paralellik var. Ama burada x var bilinmiyor. Karşı oranları nasıl yazacağım? Hadi gel oraya a diyelim. Buraya b diyelim. İspat çözer gibi. Kenarların birbirine oranı temel orantı teoremini yazıyorum. 9'un x oranı. a'nın b oranına eşit. Başka? Paralelliği sildim. Bu sefer paralelliği buradan aldım. Buradan aldım. Şu kenarları da silmiş olayım iyi güzel arkadaşım. Bu sefer ne dersin? Kenarların yine birbirine oranı. 9 artı x'in. 4'e oranı. Karşı kenarların birbirine oranı eşit olacak. A'nın B'ye oranı. E A'nın B'ye oranları e, birinde 9 bölü x. Birinde 9 artı x bölü 4 ise bunlar da birbirine ne olmalıdır? Eşit. 9 bölü x'i kime eşitliyorum? 9 artı x bölü 4'e. İşler dışlar yaptım x çarpı x artı 9 eşittir 36'dan. Hiç ikinci derece denkleme girme. Ya hemen dene. x'e 3 versem burası 3 olur. Burası 12 olur. 12 ile 3'ü çarpın 36 yaptım yaptı. Hadi geçmiş olsun. x 3 birimle yapıştırdım cevabı. B seçeneğine 131. sayfada 14. adım. Ve bu dersimizde son adım testine geldik. Şimdi başlıyorum. Şöyle bir yakınlaştım birinci soruma. Hocam bak bu doğru paraleller doğru. O zaman kenarların birbirine oranı yine karşılıklı kenarların birbirine oranı eşit olacak? Burası 4 ise buraya 4k alırım, Burası 2 ise buraya 2k alırım. Şimdi siliyorum bunları sildim. Bunları sildim. Şimdi bu sefer buradaki paralelliği gördüm. Yine temel orantı, temel benzerlik şey, temel orantı teoremini kullanıyorum. Benzerlik orantı karışıp duruyor bunlar. Yine kenarların birbirine oranını 4k'nın 2k'ya oranı yazdım. Karşılıklı kenarların birbirine oranı eşit olacak. Altının x oranı. K'lar cır sana cır sana gitti. 4 ile 2'yi sadeleştirdim 2. 2 ile 6'yı sadeleştirdim 3. İşler dışlardan x'i 3 birim olarak buldum. Yapıştırdım cevabı c seçeneğine. Geldim ikinci örneğe. Şimdi artık olayı anladık. Bak bu doğrular birbirine paralelse kenarların birbirine oranı birbirine eşit olacak. Yani buradaki oran eşit olacak. Hatta şunu 9'u 3'e böl 3. 6'yı 3'e böl 2. Yani ben buraya 3k dersem buraya ne diyeceğim? 2k. Hemen bunları sildim. Sildim 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 sildim. Diğer paralelliği görüyorum. Yine aynı mantık geçerli. Kenarların birbirinin oranı 9 artı 6'dan 15. 15'in x oranı karşılıktaki kenarların birbirine oranı eşit olmalı. Cırsana cırsana 3 knın 2 k'ya. K'lar cır sana cır sana gitti. 15 ile 3'ü sadeleştirdim 5. İçler dışlardan 5 kere 2'den x'i 11'im. Doğru seçeneğim D seçeneği dedim. Geldim 3. örneğe. Hocam artık olayı anladık. Buradaki önce bu paralelliği kullandım. E, kenarların birbirlerinin oranı eşit olacaktı. Bak 4K'dan kaça çıkmış? 2. Aslında buradan 4K'dan 2'ye çıkmış demek 2 eşittir. 4K'dan sadeleştirdim. K eşittir. 1 bölü kim geldi? O zaman bunun 1 bölü alırsan aha burası 1 birim olacaktı. Ya da hocam hiç ben bunu anlamadım zaten. Ben şöyle çözmek istiyorsam git direkt şuraya bilinmeyen bir harf ver. Y'de. Kenarların birbirine oranı. 2K'nın 4K'ya oranı. Y'nin 2 oranına. K'lar birbirini götürdü. E, 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2. 2 ile 2'yi sadeleştirdim 1. İşler dışlardan Y'yi 1. Yani burayı ne bulmuş oldum? 1, 1. Şimdi sildim buraları. Sildim bunları. Hocam bu doğruların paralelliğini kullanalım bu sefer. Bize X soruluyor. Yine aynı mantıkla. Kenarların birbirinin oranı. 2K'nın 4K'ya oranı. Bu kenarın tamamı 2 artı 1'den 3. Bu kenarın tamamı ise X. Ne yapalım? Şu kalları bir sadeleştirelim. 4 2 sadeleştirelim. 2 işler dışlardan 3 kere 2'den x 6 doğru seçeneği D seçeneği bulurum. Gelirim 4. örneğe. Hangi paralellik kullanacak? Kullanacağın sana bağlı. Bak ben önce şunu kullanmak istiyorum. Şunu biliyorum. Kenarların birbirine oranı 3K'ya K. Karşıda da aynı oran oluşturmak zorunda. Yani ben buraya 3M dersem K kullanıldığı için demiyorum. Farklı bir harf veriyorum. Buraya da M'de. Şimdi bu paralelliği sildim. Şunları da hop hocam fazla sildik. Gel 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 bir adım geri gel. Şöyle bir adım geri gel. Bir adım daha M'ye dursun. Şunları bir silelim. Şimdi bu sefer bu paralelliği kullanmak istiyorum. Hangi paralelliği? Şuradaki paralelliği bak. Aa, yine aynı mantık geçerli olacak. Kenarların birbirine oranı. Yani 3K'nın K'ya oranı. Güzel bir soru. Dikkat et yalnız. Bak 3K'nın K'ya oranı. Yukarıdaki kenarın tamamı kim var burada? 4M var. 4M'nin 4'e oranına eşit olmalıdır. E cır sana cır sana gitti. Cır sana cır sana gitti. M kaç eşit çıktı direkt? M 3 eşit, eşit, çıktı. Benden istenen x. X kaç M'ydi? 3 m. E m'yi 3 bulduğuma göre 3 görüşten x'i 9 birimle doğru seçeneğim B seçeneği oldu. Geldim 5. örneğe. Durdum. Şimdi hadi bunu dene. Benden önce dene. Benden önce çözmüş ol. Haydi bakıyorum. öncelikle paralelliği nereden kullanabilirim? Hocam bak bunlar eşit verin. Hadi gel o zaman bunlara birer isim verelim. Ben buraya k dersem e burası da k olur. Sonra ne yapabilirim diye şöyle bir bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Hocam bak burası paralel, burası da paralel. Burası tam orta noktaysa işte. şuranın da ne olmasını bekliyorduk biz? Orta nokta olmasını bekliyorduk. Tamam. Yani ben buraya M dersem burası da ne olacaktır? M. Şimdi bu sefer şu paralellikleri görmeni istiyorum. E bu paralellikte e, temel benzerlik teoremi devreye girer. Kenarların Birbirinin oranı çünkü burada tabanlığa denk geldi. Taban girince temel benzerlik teoremi giriyor. M'nin 2M oranı, kısanın uzun oranı, tabanların birbirine oranı eşitti. 4'ün x oranı eşit. M'ler cır sana cır sana birbirini götürdü. İçler dışlardan 4 kere 2'den x'i 8. Doğru seçeneği B seçeneği olarak buldum. Geldi 6. sorumuza. Şimdi aşağıda bir dağcının ABC üçgeni biçimindeki dağda gittiği doğrusal yollar mavi ile gösterilmiştir. Bu dağcı C noktasından harekete başlayarak A noktası var Bak buradaki mavi yolu takip ediyor. DE, DE, şuradaki DE neresi? Burası. BC'ye paralel. Şu paralelliği göstereyim. Bak bunlar paralellik demek değil. Paralellik şu. Paralellik şu. Bunlar birbirine paralel. Uzunluklar verilmiş. Bu dağcının aldığı yol bize sorulmuş. Bu dağcının aldığı yolu bulmak için... Şuraya x desem x'i bulmam lazım. Buraya y desem y'yi bulmam lazım. Sonra mavi doğruları toplamam lazım. Bitti olay bu kadar. Hocam bir kere tabanlar birbirlerine paralelse şunu biliyorum. E temel orantı teorine göre karşılıklı kenarların oranı birbirine eşitti. Yani alt alta 60'ın 20'ye oranı y'nin 30'a oranı eşit çıkacak. Şöyle hemen işlem yapalım. Sıfırlar birbirlerini götürsün. 60 ile 2'yi sadeleştirdim. 30 işler dışlardan ile 3'ü çarptım. Y'yi 90 buldum. Demek ki burası neymiş? 90 metreymiş. Sonra geldim. Hocam tabanlar birbirlerine paralel. Bunu biliyorum. Şimdi ise temel benzerlik teoremini kullanacağım. Neden? Tabanlar devreye giriyorsa kısa kenarın uzun kenar oranı. Yani 60'ın 60 artı 20'den 80 oranı tabanların birbirine oranı eşit çıkar. X'in 108 oranı eşit çıkacak. Sıfırlar birbirini götürdü. 8 ile 108'i sadeleştirebilir miyiz? Hocam 8 bölünmez. Hayır şöyle yapalım. Şöyle yapalım bir dakika. 8'i 2'ye bölelim. 8'i 2'ye böldüm. 4. 6'yı 2'ye bölelim. 3. 108 ile 4'ü sadeleştirelim. Hemen şu kenarda bölmüş olalım. 4 kere 2, 8, 27 mi geldi? Buradan 27, işler dışlardan 27 ile 3'ü çarptığımda 7 kere 3, 21, 81 gelmiş oldu. Yani şu uzunlukta 81. Şimdi benden istediği, bak şu sarıyla, sarıyla şöyle devam ettiğim yollar toplamı. Burada kim var? 100 var yazdım. Hocam burada kim var? 81'i var. Onu da yazdım. Burada kim var? 90 var. Onu da yazdım. İşte bunları git topla demiş. 1, 7, 2. 271 metre. Doğru seçeneğim C seçeneği olur. Bu soruyla beraber efsane bir dersi seninle bitirdik. Artık 15. adıma bir sonraki derste geçelim. Senle biz benzerliğin son 2 derstir kral konularına bakıyoruz. Bu kısmı halledersen bundan sonrası çocuk oyuncağı gibi olacak. Güven bana. Farklı bir evreye geçiyorsun. Tales teoremi ve temel benzerlik teoremini bitirdik. Ama sana tavsiyem Biraz dinlen. Bir kez daha bu sorulara bak. Bir kez daha çözmeye çalış. Bir kez daha dinlemeni tavsiye ederim. Hadi o en sevdiğimiz yere gelelim. Sıfırdan kamp programımızı açalım. Ve 17. günde üçgende eşitlik ve benzerliğin 3. dersine kocaman bir tık atalım. Ve geriye ne kalıyor artık? Hop hocam dur açmayı unuttum. Şu, şu tiki beraber atarız. Hop geldik buraya. 17. günde de şöyle kocaman bir tikim attım. Geriye ne kaldı? 18. günde son benzerlik konumuz. Onu bitirdikten sonra ne oluyor biliyor musun? Sonra artık üçgende alana geçmiş oluyoruz. Ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenip kalp atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Senin ve benim için ya senin için bu video ne kadar önemliyse benim için o videoda yaptığın yorumlar o kadar önemli oluyor. Çünkü ey güzel arkadaşım anlayıp anlamadığını oradan görebiliyorum. Hani bu kadar emeğin sonucunda ben de orada sizden karşını aldığımı görmek beni de bir o kadar mutlu etmiş oluyor. O halde sizleri seviyorum diyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi davran. Hoş kal. Hoşça kal.